Şimdi pişirmek için fırına koyuyoruz. Ağrıyor mu peki? Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Söyle bakalım sen de. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Biz şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Çocuklarla beraber hemen gidip bir ekmek ve de simit alacağız. Evet. Sen yürüyebiliyor musun artık? Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmayı unutmayın. Biraz bacağın ağrıyor değil mi? Evet, abone olun. Hani senin bacağın ağrıyordu? Vallahi şu an beni kandırdığını düşünüyorum. Ağrıyor mu gerçekten? Yani ağrıyor da bence sırf oyun oynamak için o acıya katlanıyor. Ben şimdi simit ve ekmek aldım. Çocuklar aslında normalde geliyorlar benimle. Ama bugün merdivende scooter sürmek istediler. Ne yapıyorsun demezsiniz. Çünkü ben geldim. Bakın simit ve ekmek. Hadi gelin. Bu daire boş. Yani aslında vardı kimse oturmuyor, o yüzden oynamalara izin verdim. Ben şimdi abone oldum. Hadi söyle. Sen abone ol. Abone ol. Zili tıkla. İlk sana haber verelim. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Evet, bak bunlar için abone olmanız lazım. Annemin terzisine geldik. Ben de gömlekli kumaş bakıyorum. Bakalım eğer beğenirsem kendime bir gömlek diktireceğim. Ne güzel çiçekler varmış Emir burada. Böyle evinde dikiyor bu kadın. Bu şekilde. Gayet de güzel dikiyor valla. Şöyle. Bu kumaş çok güzelmiş anne. Ben bunu beğendim valla. Şöyle çekelim. Hemen şunları şey yapıp bakıp geliyorum. Şu da güzelmiş. Hadi açık. Hemen geliyorum. Birinin de dizi ağrıyor. Değil mi Emir? Doktora götürdük, film falan çektiler. Bir şey yok dediler ama ben zannedersem bugün geçmezse yarın bir daha bir ortopediye götüreceğim herhalde. Çünkü basamıyor dizini. Neren ağlıyor oğlum? Göstersene be. Yukarısı ağrıyor, o kadarcık. Sabah hatta gece bile hatta böyle ama ağladı. Ben de acaba ne oldu diye şey yaptım, korktum. Sabah da böyle dizinin ağrıdığını söyledi. Tamam. Hadi yürü bakalım birazcık. İnşallah geçer. Annemin terzisinden çıktık. Bir şeyler diklemiş kendine. Etek, işte böyle bluz gibi bir şey diklemiş. Ben de diktirmeyi düşünüyorum. Gösterdiğim kumaşı beğendim ama eğer bitmezse belki onu diktirebilirim. Kumaşı falan inceliği gayet güzeldi. Annem de böyle usta şoför. Emir, iyi misin oğlum? İyi. Bu arada bugün annem kömbe yapacak da yetişebileceğiz mi kömbeye bilmiyorum. Çünkü annem oruçtu. Eğer yaparsa size çekerim. Vallahi zor gibi anne ya. Biz şu an çok acıktık yani. Akşam 8.30'a kadar beklememiz imkansız. 3 tane hurma yedim sadece. Hurmayla, evet, ben de bütün Ramazan'ı hurmayla geçirmiştim. Ben 5 senedir bütün Ramazan'ı hurmayla geçiriyorum. Nereden? Oradan giriliyordu da şimdi salatalık olmuş ya. Salatalık orayı kapatmış. Oradan girme. Girmeyeyim mi? Yok yok, girmeyeceğim. Ay, maydanozlara bak, ne kadar taze görünüyor. Gerçekten incecik yaprakları.
Annemin bahçesi, bakın mısırları da ekmiş. Bir de bu köşeye ekmiş mısır. Şöyle geçelim de domateslere bakacağım. Domateslerim kötü oldu. Onlar anne, onların yediği kadar yağmuru doluyu kim yedi? Şöyle geçeyim mi? Şurası da başkasının herhalde. Tamam. Annem korkuyor bir şey olacak diye. Ay domateslere bak yavru. Bayağı böyle bir dolu yağmur yedi bunlar. Anca bu kadar oldu. Anne şurada bir tane domates bayağı kızarmış, onu koparalım mı? Şöyle geçebilirsem. Vay kafamı çarptım. Ay şu tahtaya çarptım kafamı. Şöyle alalım şunu. Ay nasıl güzel kokuyor. Mis gibi, ikileri de koparalım. Şunlar azıcık daha dursun da size şeyi göstereceğim. Bakın ayçiçeğini. Salatalıklara basmayalım. Anne çok güzel. Ay. Anne. Ayçiçeğimiz. Ayçiçeğini gördün mü? Güne bakan. Böyle. Bu domatesleri de Mirza'yla Hamza'ya götürelim değil mi? Biraz yürü. Bak şurada bir tane domates var. Evet o kocaman olmuş. Onu koparalım bence. Bence. Yavaşça kopar tamam mı? İşte. Evet çok güzelmiş. Mis gibi kokuyor domatesler. Biberlere bakın. Çok güzel görünüyor. Bunları böyle yemeklerin yanında kahvaltıda yemek çok güzel oluyor. Baksana nasıl parlıyor biberler. Anne koparalım mı? Onlar daha biraz daha büyüsünler. Anne. Tamam hadi gel şunları poşete koyalım. Hülye bakar mısın? Emir. Minnacık minnacık fasulyeler. Annem şimdi karalağına topluyor inşallah. Saracağım onları. Bey yapmaya başladı. Şimdi böyle ilk önce unu kavurup tereyağıyla unu kavuruyor. Sonra içerisinde kıymayla değil mi anne? Ben anlatıyorum. Zeytinyağıyla mı? He. Sonra tereyağını ekliyor. Tamam. İlk önce unu güzelce kavuruyoruz zeytinyağıyla. Sonra da kıymasını ve tereyağını ekliyoruz. Kömbenin içini bu şekilde yapıyor annem. Birazdan da hamurunu yoğururken çekerim size. Valla hamuru yaparken nasıl unuttuk bilmiyorum. Sadece un, su ve tuz da yapıyorsun değil mi anne? Ama kepekli un kullandı. Beyaz un kullandın mı hiç? Birazcık beyaz un. Kepekli unla yapıyor daha çoğunluk. Evet 5 kat bir şekilde. Aralarına da o kıymalı karışımdan sürdü. Şimdi üzerine de şey salçalı suyu karıştırıp bu şekilde sürüyor. Kesip ondan sonra pişireceğiz. Ay çok güzel görünüyor anne. Evet gideceğiz şimdi oğlum. Şimdi fırına gidecek. Kömbeler pişti. Şöyle göstereyim. Of harika görünüyor. Aşırı sıcak şu anda elim yandı. Herkese ikinci günden merhaba. Ben şimdi sabah kahvaltı hazırlıyorum. Aslında annemler gelecekti. Kardeşim de orada benim, diğer erkek kardeşim evli olan. Onlar da geleceklerdi. Ama annemler oruç tutuyormuş zannedersem. Onun yani kardeşim eşiyle ve annem oruç tutuyormuş. O yüzden iki erkek kardeşim var benim. Onlar da dedim madem o zaman siz gelin. Şimdi onlar kahvaltıya gelecekler. Ben de hemen bir şeyler hazırlamaya kalktım. Şey yapacağım. Daha önceki videolarda tarifini vermiştim zaten. Biber kızartması yapacağım ama böyle şu peynirle yapıyorum ya. Şu biberi kızarttıktan sonra içerisine bu Pınar'ın beyaz peynirini kullanıyorum. Labne de kullanabilirsiniz. Hatta şey yapan da var. Bu lor peynir kızarttıktan sonra koyan da var. Ben ama bunu çok beğendim. O yüzden bununla yapacağım. Hamur yaptım. Şimdi hamur da güneşte duruyor. Balkonda hemen mayalansın diye. Balkona koydum.
bir şey yapacağım, hamur kızartacağım ondan. Başka ne yapabilirim bilmiyorum ki. Başka patates kızartmayı düşünüyordum ama vazgeçtim zannedersem. Yumurta haşlayacağım. Böyle bir şeyler hazırlayacağım bakalım. Dün aslında videoyu bitirmeyi düşünüyordum. Ama şey oldu, böyle o kadar yorgundum ki eve geldiğimizde saat de zaten geçti, çocukların uyku saati artık geçmişti, saat 9.30'u geçiyordu. O yüzden hemen çocukları yatırırken ben de uyuyakalmışım. Bir uyandım saat 12.30 ve 12.30'dan sonra da artık videoyla uğraşacak halim yoktu. Birazcık oturdum, ondan sonra uyudum. Birazcık dediğim ama yine saat 2'yi bulmuştum. O saatlerde oturmayı artık çok seviyorum. Normalde mümkün değil. Benim saat 2'ye kadar, yani beni tanıyan herkes çok şaşırır bence. Çünkü benim uyku saatim 10, en fazla 10.30 falandır, öyledir. Ama artık çocuklar olunca o saatler böyle tam sessizliğin en fazla olduğu saatler, dışarıdan bile ses gelmiyor. Çok güzel oluyor. Ben o yüzden böyle artık gece oturmayı seviyorum. Şimdi ben kahvaltıyı hazırlayayım. Sadece. Ondan sonra bir de şey, dün perşembeydi. A101'den bir şeyler aldım. Ay bugün de cuma aslında. Dime ne geldi hiç bilmiyorum, bakmadım. A101'den bir şeyler aldım. Onları da size göstereceğim. Dün aslında onu da işte akşam dedim acaba videoya devam edip onları da gösterip kapatayım mı diye düşünmüştüm. Ama aldığım şeyi, bir tanesini annemin arabasında unuttum. O yüzden hepsini de gösteremeyince madem kalsın dedim, bugün böyle devam ettim. Gelelim dedim. Konuşamadım bir de. Şimdi ben böyle biberleri koydum. Üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Kapağını da kapatacağım tencerenin. Şöyle tavanın kapağını kapatacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş kızaracak. Hatta biraz da tuz atacağım. Ondan sonra biberler güzelce artık yumuşayıp böyle kızarmaya başlayınca da göz kararı. Ben bir iki yemek kaşığı bundan, bu peynirden koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka böyle bir deneyin. Kahvaltıya alternatif bir tarif oluyor. Yani ben böyle kahvaltıda aslında şeyi çok sevmiyorum. İşte sadece zeytin, peynir falan. Tabii ki öyle yediğimiz zamanlarda oluyor da ben kahvaltıyı ayrı bir seviyorum. Yani normal yemeklerden daha bir seviyorum kahvaltıyı. O yüzden kahvaltıda hep böyle farklı bir şeyler olsun istiyorum. O yüzden bu tarifler tam böyle kurtarıcı. Hatta misafiriniz falan geldiği zaman da farklı bir şey oluyor. Yani biber kızartıp koymuş olmuyorsunuz ama farklı bir şey yapmış oluyorsunuz. O yönden de bence gayet güzel oluyor. Ben şimdi hemen başlayayım. Çok konuştum çünkü daha hamuru kızartacağım. Kardeşime de bir saate kadar gelin demiştim. O yüzden ben hemen şunları bir kızartıp geliyorum. Hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi ben hemen şekil vereceğim. Aslında ikisi hepsini beraber açabilirim ama biraz fazla geliyor bana. Yani o tahtam küçük olduğu için. O yüzden şöyle ikiye bölüp de diğer parçasını tekrar şuraya koyacağım. Onu birazdan açacağım. Ben açtıktan ve böyle kesip şekil verdikten sonra böyle tahtanın üzerine birazcık daha bekletiyorum. Yani bekletiyorum derken bir 5 dakika kadar bekletiyorum. Ondan sonra kızartıyorum. Yine orada da bir mayalanma süresi geçmiş oluyor. Şimdi hemen şunu açıp şekil vereyim.
Şöyle de göstereyim size nasıl kabardıklarını görün bakın. Balon gibi kabarıyorlar, şişiyorlar. İçinde asla yağ çekmiyor, gayet güzel. Ben pişi tarifimi hiç yıllardır bu tarifi yaparım, hiç de değiştirmedim. Gerçekten çok güzel oluyor. Hoş geldin Harun. Biz kahvaltıya geçiyoruz şimdi. Annem de orada bana karabiber öğütüyor. Çünkü oruç olduğu için yiyemeyecekler. Veysel. Hoş geldin. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Çayımızı, kahvemizi içtik. Annemler gittiler, kardeşim falan. Çünkü onun da, kardeşim de küçük çocuğu var. Onu doyması gerekiyor. O yüzden onlar gittiler. Benimkileri de ben uyuttum. Büyük oğlumu gerçekten böyle ben yanında yatıyorum. Onu da uyusun diye artık. Çünkü şu saatlerde şöyle bir yarım saat, bir saat kendi başıma kaldığım zaman gerçekten inanılmaz rahatlıyorum. O yüzden onu da uyutmaya çalışıyorum. Onu uyuturken ben zaten çoktan mayışmış oluyorum. Yani ben ondan önce uyurum da kendimi tutuyorum. Şimdi dün A101'den nereden A101 ganimetlerimi göstereyim size. Şöyle hem de ben de paketlerini açmış olayım. Bu yine bu da bir parmetimdi zannedersem. Evet. Bu ayran sürahisini aldım. Dün hatta annem de almıştı. Annem de bunda ayran yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. Bence çok iyi diye söyleyebilirim. Gayet de güzel ayran yaptı. O yüzden bunu tavsiye ederim. Eğer görürseniz mutlaka alın. Bunu kaç aldık? 11 lira mıydı? 12 lira gibi bir fiyatı aldık. Bence fiyatı da gayet iyi. Şunu göstereceğim. Bundan bir gırç gırç ses geliyor da. Bunu bilmiyorum. İçinde bir şey olmadığı için mi? Yoksa nedendir hiç bilmiyorum. Acaba içinde bir şey olmadığı için mi? Bilmiyorum. Çok ses geliyor. Bunu geri götürüp verebilirim. Yani aslında benim işime yarayacak bir şey. Ben karabiberi böyle sürekli şey yapıyorum. Yani çok öğütmüyorum. Mesela bugün annem gösterdim hatta size. Kendi öğütücüsünü getirmiş. Götürmüş mü? Bakayım göstereyim onu. Şöyle poşetin içine koymuş da. Anneminki şöyle. Biz bunu annemde şeyden almıştık. Galiba onu bilmiyorum. Mardin'den almıştık da. Midyat'tan. Ben Batman'dayken. Şöyle öğütücüsü var. Şöyle ucu da var şurada. Bununla böyle kendisi bana öğütü baharatlama koydu ama ben böyle genelde bu kadar çok öğütüp de hani sonra rahatça kullanayım diye öyle yapamıyorum. Vaktim olmuyor. Ama bunda böyle ses çıkınca da bilmiyorum. Belki eğer varsa değiştiririm. Yoksa da geri iade etmeyi düşünüyorum. Çünkü ses çıkıyor. Belki içerisine karabiber koyunca bu ses çıkmaz mı? Denemek de istemiyorum şimdi tekrar almazlarsa diye. Ama bakacağım ona bir. Yoksa bu da çok hoşuma gitti benim. Bir de sebze kurutucusunu aldım. Şunu. Ben böyle yeşillikleri çok severim. Yani kahvaltıda falan böyle maydanoz, nane falan çok severim. Aslında böyle vaktim oldukça bütün sebzeleri yıkayıp kurutup dolaba atıyorum. O yüzden bunu aldım. Bunun bir de siyah rengi vardı. Gri gibi, füme gibi ya da öyle de diyebiliriz. Ama benim bütün şeyler böyle nedir bu? Hangi renkti? Böyle bronz olduğu için ben de bunu almak istedim. Ama bence gayet güzel dönüyor. Şeyi çok hoş. Yani şu şeyi çok beğendim. Bence güzel kurutacak gibi geliyor. Bunu da beğendim yani. Bunu aldım. Bir de şunları aldım. Göstereyim bunu size. Şu lavın su bardakları ve hatta böyle kahve yanı bardakları da gelmişti. Onu da almadım. Ben bir şey alırken ilk önce düşünüyorum şimdi ben bunları alırsam alıp kullanacağım. Yani koyacağım yer var mı diye. Yani evde koyacak yer bulamıyorsam. Yani mesela çok istediğim bir şeydir. Yani evin bir süs eşyası değildir. Hani süs eşyası olsa nasıl ne yaparız? Koyacağımız yer bellidir değil mi? Ona göre alırız. Yani süs eşyasını alıp
bir dolabın içine koymayız tabii ki. O yüzden böyle alacağım şeyleri nereye koyacağım diye ilk önce düşünürüm. Eğer yer varsa alırım. Bunu da aslında çok beğendim. Bardakları koyacak çok fazla böyle dolabım yok ama çok beğendim. Şöyle göstereyim, hatta açayım. Bunları da aldım ama bakalım belki dolapların içine eğer raf yerleştirirsem bence güzel olabilir. O zaman çok da rahat sığarlar. Göstereceğim size. Böyle bunlarda su içmek falan çok güzel olur ya da böyle meyve suyu, ayran. Şöyle hepsinin rengi farklı. Şu beyaz, şu da su yeşili. Renkleri çok hoşuma gitti. Ama sürahiyi şey yapacağım. Benim çocuklar çok fazla su içtiği için böyle tezgahın üzerine suyu koyup böyle koymayı düşünüyorum. Damacanaya ben hatta göstermiştim daha önceden de. Şarjlı başlık aldım. Çok da güzel kullanım bence. Çok da rahat. Ama benim çocuklar onu o kadar böyle oynadılar ki artık yok dedim yani. Onu çıkardım. Böyle damacanayla boşaltıyoruz. O yüzden bunu da böyle doldurup tezgahımıza koymayı düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti. Ama bunlar böyle gidiyormuş zannedersem. Yani üzerindeki desenler eğer makineye atarsanız gidiyormuş. Ona üzüldüm ama inşallah makineye atmam. Hiç benim için öyle bir şans yok. Kesinlikle atarım yani, onu biliyorum da. Böyle yani bunları aldım. Bunlar da bir 18 lira falan da, musrayı hiç hatırlamıyorum. Bakayım. Şeyi var. İşini atlamışım. Bardaklar 18,5 liraymış. Su şişesi 12,95. Evet. Tamam, diğerlerini zaten şeydi. Annemle kardeşim eşi almıştı. Ben çıkamadığım için onlar sabahtan gidip almışlardı. Bunu da 11,5 lira gibi bir şeydi zannedersem. Öyle hatırlıyorum ama şeyi, şu da 30 lira mıydı? Hatırlayacağım herhalde. Yalnız şeyi bilmiyorum, bu sebze kurutucuyu. Onu bilmiyorum ama diğerleri de böyleydi. İşte A101'den elementlerim de bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle aslında arada şey söyleniyor, hani günlük neler yapıyorsunuz, rutinleriniz neler falan. Ben de bunu çekmeye çalıştım aslında. Eğer videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonra başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.